Sağ olasın. Ne yapıyoruz? Ya burası mı? Mesela buradan peki çiğ fıstığı kavuruyor musun ayrıca? Ayrıca siz kavuruyorsunuz değil mi? Heh. Anladım. Burada duruyor arkadaşlar. Halka gidiyor, bu sofraya gidiyor, yeniyor yani. Sizin yemeyeceğiniz şeyleri halka yedirmeyin. Bu önemlidir. Evet, bu çünkü gıdayla ilgili, yemekle ilgilidir. Yemekle ilgili olduğu için. Ya yanıklarla ilgili koyun, he, size güzel bir dolap koyun buraya, böyle size hiç yakışmaz bu. İkincisi yangın töpü nerede? Yangın töpü nerede? Yangın töpü. Çamaşır bir şey doğru. Sağlıklı. Bu arabayla sırf bir şey gelir. Ondan senin doğru. Bu günü temiz yaparsan böyle bu çiğ gibi mesela. Bu bir tabii doğru. Çok bakalım. Ayaçlar bir sıkıntı. Şimdi normalde bu şekilde yapılması lazım. Bazen iç içe bırakıyorlar. Mesela yemekhanede dün öyle. Küvetleri iç içe bırakmışlar. Bütün şimdi bunlar gayet temiz gibi görünüyor. Temiz, evet. Temiz. Kaplar var, iyi. Malzeme iyi. Evet, tamam. Ter de çekmişler çünkü ter yasalı şanlıca. Onu yüzümüzde çarpan şeyler olsa size paylaşırız. Çünkü önemli gıda işi yapıyorsunuz. Ulaşan bu gülerçin rakamı çok düşük. Bu aşağı üç köşesine yazar. Hayır, iki köşeye de yazın ki müşteri görsün. Şimdi diğer yazılan köşe bu tarafta sizin tarafınızda kaldığı için müşteri şey yapamıyor. İki tarafa da yazasın. Bunu kullanıyorsunuz. Kapat. Bunun belli bir sıcaklıkta durması gerekmiyor mu? 50 derece. Şöyle ne derece? Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak bizim gıda denetim ekiplerimiz özellikle Ramazan ayında denetimlerine hız verdi. Şöyle ilk 15 gün yani halkın sağlığıyla oynamaya çalışan işte bu Ramazan dolayısıyla Ramazan'ı fırsat bulup bir an önce işte halkın sırtından zengin olmak isteyen ve bu nedenle işte kalitesini düşürüp gıda malzemesi satan üretim yerlerine biz müdahale etmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız denetimlerde öncelikle dikkat ettiğimiz şeyler bir personel hijyeni. Çalışan personel hijyen midir? Kişisel bakım yapıyor mu? Yani tırnakları uzun mu? Saçı uzun mu? Çalışırken bone takıyor mu? Ya da işte ayağına galoş giyiyor mu? Bu tür şeylere özellikle dikkat ediyoruz. Sonra iç mekanda bulunan malzemelerin temizliği, hijyeni ve teknik olarak donanım yeterli midir? Bunlara dikkat ediyoruz. Gittiğimiz üretim yerlerinde öncelikle eksikleri tespit ediyoruz. Bunları durum tespit tutanağına işliyoruz ve onları belli bir süre tanıyoruz. Diyoruz ki örneğin 10 gün içerisinde bu eksiklerinizi tamamlayın. Tamamlanmadığınız takdirde tekrar gelip bu defa idari para cezası yazacağız diyoruz ve geldiğimizde o eksiklerin büyük bir çoğunluğu tabii hal olmuş, yerine getirilmiş oluyor. Getirmemişse bu defa kabahatler kanununa göre o iş yerine idari para cezası kesiyoruz. Şimdi özellikle tatlıcılar, tatlı üreticileri, büyük firmalar bir bakıyorsunuz isim yapmış. Diyarbakır genelinde ve Türkiye genelinde isim yapmış büyük firmaların girdiğinizde çok hijyen olarak görülebiliyor ama mutfağına indiğiniz zaman bunların gerçekten birçoğunda eksikliklerin olduğunu, hijyene uymadığını, birçok yani gıda üretim mevzuatına uygun üretim yapmadığını görüyoruz. Bunların tespitini yapıyoruz. Bizim için önemli olan mutfaktır.
Eğer mutfakta hijyen koşullarına uyulmuyorsa, gıdanın son tüketim tarihine örneğin uyulmamışsa, biz hemen o gıda malzemesine el koyuyoruz. Bir tutanakla teslim alıp onun imhasını gerçekleştiriyoruz. Bizim birimlerimiz özellikle bu konuda çok duyarlı. Son kullanma tarihi gelen gıda üretimlerini derhal imha ediyoruz. Onlara kesinlikle taviz vermiyoruz. Bunun yanında merdiven altı dediğimiz, hani merdiven altında işte kanun dışı üretim yapan bazı yerler de var. Onları da tespit ediyoruz. Onları kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Hiçbir şekilde tutanaklarımızı tutuyoruz ve cezaları yazıyoruz. Gerekirse gıdalarına el koyuyoruz. O koşul, yani sağlık koşullarına uygun değilse imha ediyoruz. Çok kapsamlı bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Bu kalan 15 günde tatlıcıları ve yemek üreten firmaları denetliyoruz. Ramazan ayı boyunca da diğer denetimlerimiz de devam edecek. Şeker hamuru. Şeker hamuru. Şeker hamuru. 2,5 kilogram. 2,5 tamam. Başka bir şey var mı? İçinde de gidiyorsanız gidin. Nereye buradadır? Ha, uçtu.